dünkü netice aslında belirleyici bir netice değil. Malum Sayın Başbakan bir de MHP Genel Başkanı'ndan randevu talebinde bulundu. Ve bu randevu talebi neticesinde kendisine bir randevu verilmiş. Bu randevudan sonra, bu görüşmeden sonra nasıl bir tablo ortaya çıkar? Onu o zaman görüp ona göre nihai durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü benim şu anda takip ettiğim süreç Cumhurbaşkanı olarak 45 günlük süreçtir. Bu 45 günlük süreci malum mevcut en fazla oyu alan Sayın Başbakan'ın partisiydi. Dolayısıyla Sayın Başbakan'a verdik ve Sayın Başbakan da bu süreç içerisinde görüşmelerini defaatle gerek heyetler arası gerek kendilerinin ilk ziyaretleri ama şimdi de bir diğer en fazla oy alan muhalefet partisini ziyaret etmek suretiyle herhalde kendileri de bir karara varacaklar ve o neticeyi de bana bildirecekler. Tabii bana bildirdikten sonra da ben Cumhurbaşkanı olarak o tabloya göre eğer buradan bir koalisyon neticesi çıkıyorsa mesele yok. Bu defa onlar koalisyon için kendi aralarındaki koalisyon müzakerelerini yapacaklar. Ve bu koalisyon müzakerelerine göre de şartlarını oluşturacaklar. Bu koalisyon uzun süreli bir koalisyon mu olur yoksa erken seçime yönelik bir koalisyon mu olur? Bu onların görüşmelerinden sonra ortaya çıkacak olan bir neticedir. Bunun şüphesiz ki kararını verecek olan ben değilim. Onlar o kararı olgunlaştıracaklar. Dolayısıyla şu anda bu 45 günlük sürecin nihai durumu sadece anayasaldır. Anayasal düzenlemeler de zaten bellidir. Yani 45 günden sonra neler olabilir? Meclis erken seçime gidebilir. Meclis erken seçime gitmiyorsa Cumhurbaşkanı erken seçime götürme yollarını arayabilir. Bunların hepsi anayasal biliyorsunuz uygulamalardır. Çünkü ülkemiz hiçbir zaman hükümetsiz kalamaz. Hükümetsiz bırakılamaz. Bunun için de atılması gereken adımları vakti saati geldiğinde atarız. AK Parti CHP koalisyonun oluşmamasında aslında sizin etkiniz olduğu da iddialar arasında efendim. Bu yönde bir etkiniz var mıdır acaba bu tablonun ortaya? Şimdi değerli arkadaşlar yani hukukta bir kaide var. Hep söyleriz bunu ama kimse buna iltifat etmez. İddia sahibi yani müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bunu söyleyenler bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Yani bunu ispatlayamayanların laflarına niye iltifat ediyorsunuz? Yani herkes şu anda seçimin neticesi ortaya çıkar. Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı. Birileri Beştepe aşağı, Beştepe yukarı. Birileri Beştepe anayasal sınırlar içerisine çekilmelidir. İnan sorun bunlara, anayasal sınırlar nedir? Bu sınırları da bilmezler. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasal sınırları gayet iyi bilirim. Ve hangi alanlar içerisinde çalışmam gerekiyor bunu da gayet iyi bilirim. Ve onların siyasetteki mazisiyle siyasetteki mazimi de asla mukayese etmem. MHP lideri Devlet Bahçeli de yine bu benzerde buna yönelik eleştiriler bulunurken sizin Sayın Başbakan'ın sizin etkinizde kalmaması gerektiği uyarısında da bulundu. Sayın Bahçeli'yi bu konularda muhatap almayacağım. Peki bu süreç çünkü sonra... bu süreler içerisinde makamımla ilgili, şahsımla ilgili, ailemle ilgili edep sınırlarını çok aşan ifadeler kullanmıştır. Onun için muhatap almayacağım. Onunla ilgili bütün süreçler yasaldır, yasalar. Hakkım olarak neyse bunları kullanıyorum, kullanacağım. Sonunda eğer MHP ile de koalisyon olmaz, öyle bir tablo ortaya çıkarsa Kılıçdaroğlu'na görev vereceğinizi daha önce söylemiştiniz ama halen aynı noktada mısınız, görev verecek misiniz? Vallahi şu anda şartlar tabii çok değişti. Şimdi bakalım şu nihai noktayı görelim, ondan sonra kararımızı veririz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.